Annem bana hamileyken babamın motorunun arkasına biniyormuş. Bizde konu biraz karışık. Şimdi bir farklı olmaya çalışanlar vardır, bir de farklı olanlar vardır. 15 yaşında Ortaköy'de bir tane Harley Davidson yüzük alarak başladı bende çapur kültürü. O tarihten bugüne kadar da hiçbir şekilde de taviz vermeden çapur üzerine devam ettik. Kulüpçülük şöyle diyeyim size, bana göre hani derler ya, belki klişe bir laf, anlatılmaz yaşanır. Yani yürekten yaşamak lazım. Ben de bunu elimden geldiği kadar yüreğimden yaşadığıma inanıyorum yani. Şimdi bu kulüp nedir, kulüp olayı nedir, neden kulüpçülük var? Burada aslında altyapıyı, içtenliği anlamak önemli. Çapır kulüplerin içerisinde çok düzgün bir hiyerarşi var. Çok düzgün bir sistem var, kuralları var. Kulüp üyesi olduysanız o kuralların tamamını bilmek zorundasınız. Yani ben bunu bilmiyordum, yasak olduğunu bilmiyordum, yanlış olduğunu bilmiyordum deme hakkınız yoktur. 30-40 senelik üyeler bile ilk hata yaptıklarında atılırlar kulüpten. Yani bizde çok katıdır her şey. Kimsenin de ayrıcalığı yoktur. Sıfır toleransla yürür her şey. Kuralları öğrenmen için kulüp üyesi olman gerekiyor. Senin yaşının kaç olduğu fark etmez. Sen bu kulübe daha çok emek verdiysen, daha önce geldiysen, daha şey yaptıysan, sen daha belli bir rütbedesin, daha yukarıdasın. Öteki adam gelmiş 45 yaşında. Fabrikatör olsun, bilmem ne olsun, istersen dünyanın bilmem nesi olsun. Abi hiç fark etmez. O kurallara, o kaidelere geçecek. O ondan daha kıdemli. O ona saygısını, hürmetini gösterecek. Burası er meydanı. Burada gerçekten salt yürek var. Siz nasıl evinize herkesi sokmazsanız, biz de kulübümüze herkesi sokmuyoruz yani. Biz çünkü kulübü aldığımız kardeşimize, namusumuzla da her şeyimize emanet ederiz. Arkamızı döner gideriz yani. Hiç zerre kadar kafamızda soru işareti olmaz. Zaten onu taşıyamayacak insan o kulübe giremez yani. Kendi kardeşini bile toplum içerisinde kendini seçemezsin. Biyolojik olarak kardeşindir. Ama buradaki bütün kardeşlerimiz, biz işte belli olgulardan sonra, belli dönemlerden sonra kardeş olmaya kazanmış kişilerdir ve biz birebir yeleğimizi giyen kardeşlerimizin tamamına %100 güveniriz. Öz kardeşin için ne yaparsan, ben de kulüp kardeşim için aynı şeyi yaparım. Yani merminin önüne atlarım öyle söylemişse. Geçmişte de yapmışlığımız vardır yani. Biz kulübe üye almıyoruz, biz ailemize kardeş alıyoruz. Dolayısıyla bunun süreci biraz uzun. Bu bir supportluk döneminden geçiyor. Akabinde bir hangaroundluk dönemine geliyor. Hangaround döneminden sonra bir prospectlik dönemi var. Bunların da genelde hemen hemen bütün kulüplerde aynı süreçlerdir. 6 aylık hangaround, 1 senelik prospect. Ama bu minimum süreçler bunlar. Yani 6 ay, 3 sene de olabilir ya da 1 sene, 5 sene de olabilir. Bu tamamen o kişinin bu camiadaki kardeşlerime kendini ne kadar kabul ettirmesiyle alakalı olan bir durum. Oylamada çünkü tamamını alması gerekiyor. Kardeşlerimin bir tanesi de kabul etmese biz ailemize kardeşi almıyoruz. Bu prospect'in member'lığa geçişi bütün member'ların oyuyla oluyor. Bir kişi istemezse onu member yapamıyorsunuz. Masaya sadece member'lar oturur. Yani member olmaya hak kazananlar oturur. O öteki kardeşlerimiz şu anda benim oturduğum yerde otururlar. Veya üst katta bekletiriz. Member inmeden aşağı inemezler. Sayı o kadar da önemli değil aslında dostum ya. Sorulması da çok fazla bir anlamı yok. Çünkü 5 kişi de olsan, 55 kişi de olsan, 155 kişi de olsan zaten kardeşlik olgusuyla ve bilinciyle birbirine kenetlenmişsen çok da önemli değil sayı burada. Biz yeterinceyiz. Ben de sana klasik cevabı vereyim yani. Yeterince. Yeteri kadar diyelim buna. Hiçbir kulüp sana sayı vermez. Bu da bizde olmazsa olmaz olarak bir kural olarak görmek lazım. Her kulübün kendine yeteri kadar memuru vardır. Cevap bu yani bizde. Motosiklet kulüpleri içerisinde farklı kategoriler var. İşte rider kulüpler var, internet kulüpleri var, işte MC kulüpler var. Biz MC kulübüz. MC en aile, en bir arada olan, daha küçük yapılar ve daha iç içe her şeylerini paylaşan, daha sıkı fıkı ilişkileri olan, girmek çıkmak bayağı hani zor, uzun yılları alıyor. MC kulüpler kurallarına çok iyi uyan ve hakikaten yapılması zor bir kulüpçülüktür. Biz
işimiz gereği veya statümüz gereği MK olarak kurduk biz. Ancak MK yapabiliyoruz çünkü yani sadece dediğim gibi hayranlıkla bakabiliyoruz. Ben yeleğin ölümünü öğrenmeden kimseye yelek vermem kulüpte. Yelek şereftir bizim için. Yani yeleği kaybettiğimiz zaman neyi kaybettiğimizi tahmin edebiliyorsundur. Bizim yanımıza çok gelip böyle bir sene durup da ondan sonra yollarımızı ayırdığımız kardeşimiz oldu. Çünkü yeleğin değerini bilemiyor. Yelek namustur bizde. Nasıl anlatayım yani? Burada aslında hani böyle pırıl pırıl can canlı yeleklerden ziyade bizde kullanılmış, yol yapmış yelekler daha kıymetlidir. Senin hatıralarını, anılarını da taşır. Mesela bu benim bu anlamda ikinci yeleğim. İlk yeleğime hani artık parçalandı yani tamir ettire de olmuyor. Onu saklıyorum. Hani büyük hatırası var. Bize nasıl gelirsen biz öyle gideriz. Saygı gösterirsen saygı gösteririz. Saygı göstermezsen saygı göstermeyiz. Bize saygılı gelen, kontrol gelen hiç kimseyle hiçbir sorunumuz olmaz. Ama bize saygısızlık yapan olursa da misliyle karşılığını alır. Give respect, get respect yazıyor. Yani nedir bu? Saygı göster, saygı dör. Bu kadar basit. Biz ulaşılmaz zannettiğimiz kulüpler, buna değebilir miyiz, canlı mıdır bu dediğimiz, çekindiğimiz kulüplerin ne kadar mütevazi olduğunu, ne kadar dost olduğunu biz Türkiye'nin renklerinde öğrendik. Türkiye'nin renklerinde üye bir kulübüz. Yaklaşık olarak 32-33'e yakın bir kulüp var burada. Bütün kulüplerle olan diyalogumuz gayet iyi. Yani hiçbir kulüple pek bir sorunumuz yok. Tamam, olan birkaç kulüple var ama zaten biz de bunları kendi içimizde halledebiliyoruz. Yani renklerimiz farklı olsa da genelde hepimiz aynı platform içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde zaten yer alıyoruz ve sürüyoruz, eğleniyoruz. İlk başlarken 4-5 tane kulüp vardı iştirak eden. Şu anda 30'u geçtik yani. Birlikte vakitte geçiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Çanakkale sürüşümüz var, gazileri götürüyoruz her sene. Geçtiğimiz sene 138 tane motorla gittik. Mesela bir 29 Ekim, 19 Mayıs bayram sürüşleri yapıyoruz. Caddeden bir geçiyoruz mesela. Millet coşuyor, ölüyor. O motorlar hani o üstünde üniforma gibi böyle bir askeri bir nizamla geçiyorsun aslında orada ve müzikler şeyler ve insanlar öyle bir coşuyorlar, öyle senin gözün içine bakıyorlar ki yani kendini çok böyle manyak bir iş yapıyormuş falan gibi hissediyorsun. Milli duygularla coşuyorsun falan böyle ve aslında kan tazeliyorsun. Gruptan bir kişi kaşınmasın ya. Ya rüzgar alalım biraz, motor sürelim dediği an bizde olay bitiyor. Bir anda herkes tık 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 kulüp evine geliyor ve sürüş yapıyoruz. Ve bu yağmurda da oluyor, karda da oluyor. Hani şimdiki bu fantastik filmlerde ya da teknolojik filmlerde olur ya böyle boyut atlarsın, zaman tünelinden geçersin gibi. Bir anda böyle motora binip şöyle şuradan bir gitmeye başlayınca hayat farklılaşıyor. Bu bir motosiklet değil, bu aşk. Ya işimi bile ben bu pozisyona çevirdim. 15 yaşından beri rüzgarı yaşıyorum üzerimde zaten. Bu apayrı bir şey. O motora aşık olmak lazım ya. Yani zaten o yolları yaptıkça motoruna aşık olmana imkan yok. Çünkü bu senin bununla üzerinde yaptığın yollar var, hatıralar var, emekler var. Onun her bir köşesini ellerinle parlatmışsın, cilalamışsın, bilmem ne yapmışsın. Ben haftanın bir günü veya iki günü kulüp evinde kalırım. Motorumu içeri sokarım. Ona bakarak uyurum. Benim doktorum motorum. Gidiyorsun bir yerlere, aa bak işte bunlar zibidi, serseri motorcular. Herkes şimdi bu Amerikan dizilerini, televizyonları falan seyrediyor ya, işte hani herkesi öyle zannediyorlar. Değil kardeş konu öyle yani, hani bak işte işimizde, gücümüzde, normal hayatımızda insanlarız. Bunu söyleyen ne yapıyor? Sürekli insanlar kaza yapıp ölecekmişiz gibi davranıyor bize. Herkes vazgeçirmeye çalışıyor. Aslında motosikletten vazgeçirmeye çalışacaklarına, sigaradan, içkiden ve kötü alışkanlıklardan insanları vazgeçirmeye çalışsalar biraz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Motosiklet keyifli bir uğraş. Trafikteki diğer araçlarda saygı gösterdikçe de daha keyifli bir hal alıyor. Ben mutluyum. Başkalarının ne dediği de çok beni bağlamıyor açıkçası yani. 50-55 yılını doldurmuş kulüp kardeşlerim var. Yani kulüp içerisinde 50-55 yılını doldurmuş kardeşlerim var ki yani 80 civarında yaşları var. Bastonuna gelip motosiklete binip bizle beraber sürüyorlar. Benim idealim onlar gibi olmak yani, hiç bırakmak istemiyorum yani. Cevap orada. Ne zaman bıraktırırsa.
hiçbirimiz bırakmayı düşünmeyiz yani.